Soru şu. Enflasyon karşısında mücadele edemeyeceğimizi anlıyoruz bu faiz oranıyla. Paramızın değerini koruyamayacağız. Peki Rubil abi, bu kadar yüksek faiz ortamı, işte %45'ler, %50'ler ileride diyorum şimdi değil, ileride %50'leri göreceğiz gibi gözüküyor. Bu faiz oranları, yani vatandaş mesela hani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber, çünkü can alıcı bir soru bu, herkes bunu bekliyor. Dolar kuruyla, altın fiyatlarıyla yarışır bu düzeyde mi artık Türkiye'deki TL mevduat faizleri? Yoksa hayır, henüz öyle değil. Yüksek faize göre, yüksek faiz olmasına rağmen yine de dolar kuru öyle bir artacak ki, artma ihtimali var ki, dolarda kalmak, altında kalmak daha mı iyi? Tabii altın başka boyutta olsun. Dolar, Ferit, doların mekanizmaları farklı, söylüyorum yani. Neyi, nasıl farklı mekanizmaları? Somut da bir örnek veriyorum. Türk ekonomisi mucizeler mi yarattı da 2010'lu yıllarda TL bütün dövizler karşısında reel olarak değer kazandı? Değil. Mucizeler yaratmadık. Ne oldu? Dolar bolluğu vardı, TL değer kazandı. Yani oradaki doların reel efektif döviz kuru veya adil değer hesaplaması var ya, onun mekanizmaları farklı. Sadece enflasyonla da izah edilemez. Bazen dolar kuru Merkez Bankası kurlara müdahale ettiği için enflasyonun altında artış gösterir. Evet. Bazen enflasyonun üzerinde artış gösterir. Çünkü onu kuru etkileyen, döviz kurunu etkileyen daha farklı mekanizmalar var. Senin cari açığın yoksa, senin döviz fazlan varsa, sıcak para Türkiye'ye hücum ediyorsa, enflasyonun artışının altında kalır döviz. Artışın, yani dolayısıyla onun arasında doğrudan bir organik bir doğrusal bir ilişki kuramazsın. Doğru. Gerçi Çünkü hoş abi, 2023'te baktığımızda 2023'te enflasyon karşısında vatandaşı koruyan ne dolar oldu, ne altın oldu, hiçbiri ne oldu. Hiçbirisi mevduat faizi olmadı. oldu. Hepsi altta kaldı. Bir borsa işte biraz toparladı, evet. Onu da borsada öyle deme. Ben sana borsacılara söylüyorum. 3 Ocak 2023 borsanın değeri dolar bazında 308 dolar. Dolar bazında kaybetmişsin. TL bazında Sen her konuşmayalım zaman ama. borsayı böyle yorumlarsın hakikaten. Bu da pek bunu da herkes yapmaz bu arada gerçekten. Dolar bazında hesap yapmak başka bir şey. Evet. Bunu pek bilmiyoruz, yapmıyoruz yani. Güzel oldu, evet. Bak ben de konularla ilgiliyim. Olmama rağmen ne diyorum? Bir borsa enflasyon karşısında bizi korudu desem de Rubel abinin cevabı çok güzel oldu gerçekten. Dolar bazında Peki, bakınca yok. TL bazında konuşalım. 5.701 1 Ocak, 3 Ocak tarihinde makinamı elime aldım. 5.701 çarpı 1.65. Endeksin enflasyona göre bugün itibariyle 9.400'de olması lazım. Anladın mı Ferit? Hadi bakalım. O da enflasyona yenilmiş, dolara da yenilmiş. Neden bahsediyoruz? Şimdi ama bak, bu problem şurada. Finansal istikrarı sağlamadan enflasyonu yani %3,1'e indirmiş Amerikalılar. Avrupa Birliği'nin Ekim enflasyonu yıllık bazda 2,9'a indi. İngiltere aralarında en kötü durumdaydı. Onlar bile %4,6'ya indirdiler. Şimdi asıl hedefleri olan 2 civarına indirmekle mücadele ediyorlar. Niye? Niye diyorlar Ferit? Finansal istikrar için, fiyat istikrarı için, şu az önce anlattığım parasal aktarım mekanizmalarının düzgün çalışması için, ekonominin doğru finansla, doğru fiyatla beslenebilmesi için. Enflasyon olmayacak ki bunlar yerine gelsin. Şimdi bizim algımız nedir? Enflasyon deyince biz mutfaktaki enflasyonu, hayat pahalılığını anlarız. Enflasyon bundan ibaret bir şey değil ki. Evet abi, çok güzel oldu, evet. Şimdi bu heriflerin zoru derdi ne? Niye bu %3,1'den biri ikiye indirmeye uğraşıyorlar? Şunun için uğraşıyorlar. Şimdi konut belki konuşacağız.
Bu herifler dediğiniz ABD şimdi ABD, bilmeyenler. Avrupa, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Yani gerçek anlamda rasyonel yönetilen ülkelerden, algıyla, palavrayla, hamasetle yönetilmeyen ülkelerden bahsediyorum. Ferit, bu faizleri enflasyonu %2'ye indirmezlerse 30 yıl vadeli mortgage kredilerini %3'le veremezler. Finanse edilemeyen konut sektörünü, yok arsa problemi, yok sahtekar müteahhit problemi, yok fiyatları şişirdiler, yok artırdılar gibi uydur kaydır gerekçelerle konut işini anlatamazsınız. Finansman işidir konut işi. Finansman kaynağı varsa konut problemini çözersiniz. Ama bu da şunu anlamasın kimse. Enflasyon %60 olsun ama devletin kamu kaynaklarından ben %10'la faiz kullanayım, konut kredisi kullanayım. Bu da servet transferi demektir. Nasıl servet transferi demektir? Zaten ev alanların rakamlar gösteriyor ki bu ülkedeki kiracıların oranı %52. Ev sahiplerinin de birden çok evi varmış. Servet transferi değil mi bu peki şimdi? Bu servet transferi. Kamu kaynağıyla ucuz konut kredisi var. Konu o değil. Gerçek anlamda enflasyonu, fiyat istikrarını, finansal istikrarı sağlayacaksın enflasyonu indirip konuta ihtiyacı olan ucuz finansman kaynağına ulaşacak ki o konut üretiminin finansman kaynağı varsa Türk müteşebbisi beceriklidir. Bizim yılda 750 bin konut ihtiyacımız varsa, finansman varsa 1,5 milyon üretirler. 1,5 milyon adet üretirler. Ama bu olacak iş değil ki şimdi konut kredileri çok artmadı yine. 30'lu seviyelerde, %30'lu seviyelerde olmasına rağmen Ekim ayı rakamlarına bakın. Evet, Ekim ayı rakamlarına satışlar bakın. evet. Kredili konut satışları toplam konut satışlarının içinde %8'e düşmüş. Hadi bakalım. Hadi bakalım buyurun. %35'lerde, 40'lı seviyelerdeyken %8'e düşmüş. Şimdi siz ne yaparsanız yapın finansman yoksa, yani sağlam bir finansman ve Ya rasyonel buradan şunu finansman da yoksa. anlıyoruz. Buradan şunu da anlıyoruz Zübül abi. Vatandaş ev almışsa, yani o godomanlar değil. Vatandaş ev almışsa, araba almışsa, araç almışsa bunu hep uzun vadeli krediler çekerek almış. Yani bak nasıl bir anda faizleri durdurdular. Düşük faizli kredileri durdurdular. Faizler yükseltildi ve bir anda iki piyasada işte başta konut ve araç olmak üzere tabii genel olarak da bir kriz oldu. İşte bu Ekim ayındaki verileri gördük. Eylül'de de görmüştük zaten. Son 2 aydır ciddi bir sorun var piyasada. Demek ki vatandaş ucuz krediye ulaşamayınca yani borçlanamayınca mal da alamıyor. Bu da bunun artık Bana ispatı. sorarsan bu seviyede sübvanse edilmiş finansmana ulaşanlar yoksul, konuta ihtiyacı olan vatandaşlar değil, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evini alanlar. Yani bu haliyle sübvanse edilmiş finansman servet transferi demektir. Konut sahibi olmak isteyen insanlara yardım da değildir diyorum. Ben başka bir şey söylüyorum burada. O zaman demin söylediğimi düzeltiyorum. Yani vatandaşlar dedim ya godamanlar değil diye. Özür dilerim. Rubil abini uyarmış oldu. Çok güzel oldu. Ya düşük faizli krediyle bile alanlar aslında yine biz değilmişiz. Yine onlar. Yine godamanlar. Onlara yarayan bir sistemle Ben karşı karşıyayız. söylemiyorum, rakamlar söylüyor. Ha, bizim gibi olanlar da tabii ki almışlardır. O ayrı bir şey ama sayı olarak baktığımızda, oran olarak baktığımızda yine bu sistemden onlar faydalanıyorlar. Bu da Düzeltmiş oldum servet aslında. transferi. Bu da servet Rakamın transferi oluyor. Evet. servet transferi. Zaten dövizdeki servet transferini Hakan Kara Hoca'dan alarak paylaştık. Ya kamunun 100 milyar dolarlık döviz pozisyon açığını birileri döviz biriktirsin diye veya şirketler döviz pozisyonlarını düzeltsin diye kamuyu 330 milyar dolarlık döviz pozisyon açığına sürüklemişiz. Kamu dışı kesimin de 220 milyar dolar döviz pozisyon fazlası durumuna getirmişiz. Ya bundan daha çıplak bir gerçek olabilir mi Ferit? Ne dediğimi herkes anlasın ya lütfen. 3 yılda yaptığımız hikaye bu.
Kamunun döviz pozisyon açığı 100 milyardan 330 milyar dolara çıkmış. Kamu dışı kesimin 150 milyar dolarlık açığı ise 220 milyar dolar fazlaya dönüşmüş. Bundan daha çıplak bir gerçek olur mu? Bilmiyorum, bu tam anlaşılabiliyor mu ne dediğim? Anlaşılıyor abi, çok güzel. Yani bu olayın ne olduğunu iyi anlattın. Ama tabii herkes de şunu da merak ediyor. 2024'te geliyor. Merkez Bankası faiz arttıracak. Faizlerin de 2024'te de yükseleceğini düşünürsek ne yani abi, o zaman bu sistem şu an kilitlendi mi? Konut piyasası artık duracak mı? Araçlar ne olacak diye de merak da ediliyor ya. Bu kriz nasıl çözülecek yani? Bak Ferit, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ve parasal sıkılaşma daha gelmedi diyorsun sen, bak düşün. Evet, bir de o var. Gelmedi. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim çarpıcı. Az önce ne dedim? Kredili konut satışlarının payı Ekim ayında %8'e düşmüş. Bak buradan görünüyor. Burada ne görünüyor biliyor musun? Bizim gibi ülkeler, o gelişmiş ekonomilerden bahsetmiyorum. Bak Meksika, Endonezya, Hindistan, Macaristan, Rusya, Polonya, Şili, İsrail, Güney Kore, Portekiz, Malezya. Farkında mısın? Şu grafik çıplak bir şekilde her şeyi anlatıyor. Neyi anlatıyor? Şu saydığım ülkelerindeki konut kredilerinin milli gelirlerine oranı ortalaması %20'ymiş. Ortalaması o kırmızı şey, siyah kesik çizgi o demektir. Bizde 2,7, 2022 rakamları bu. Şu an %1 bile değil. Bak şu an %1 bile değil. Anlatabildim mi ne dediğimi? Evet abi. Peki niye böyle? Enflasyon problemleri yoksa, yani finansal istikrarı, fiyat istikrarı sağlarlarsa ucuz konut kredisi verilebilir. Kim verebilir? Bankacılık sistemi verebilir. Çarpıcı bir şey söyleyeceğim. TÜİK'in rakamı herkes bakabilir. Neyse, TÜİK istatistiğine baksınlar. Ekim ayında konut satışları diyelim ki 120 binden bir önceki yıla göre 100 bine düşmüş. %8'i de kredili olmuş. 100 bine düşmüş, 8 bini kredili ne demek? 92 bini peşin parayla satın alınmış. Gördüğün üzere kredi vermesen bile, konut kredisi vermesen bile bu ülkenin %17'si tuzu kurulardan oluşuyor. Onlar peşin parayla hala konut alabiliyorlar. %17'miz, 86 milyonluk ülkenin %17'si 35 bin dolarlık milli gelire sahipler ortalama. Yani Avrupalı ülkelerle eşdeğer bir milli gelire sahip onlar. 35-40 bin dolarlık yıllık gelire, milli gelire sahipler. Öyle bir kesimimiz var bizim. Yani kredili satışlar %8'e düşmüş ama konut satışları da 100 bin şeyden 150 binden 50 bine düşmüş değil.